Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer izleyiciler 8. surette kalmıştık ee, önce suret sonra hakikatlerini okuyorduk bildiğiniz gibi ee, 8. sureti birlikte okuyalım Bismillahirrahmanirrahim 8. suret gel ondan gelen bu fermanları sana okuyacağım Evet ondan gelen fermanlar kimdir o? O Rabbimizdir, Halikimizdir, Cenab-ı Allah'tır. Bize fermanlar gelir. Nedir? Ayetler nedir? Kitaplar, Allah'ın kitapları var. Biz kitaplara iman ediyoruz. Kitaplar peygamberlere gelir. Peygamberlere iman ediyoruz. Ve bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Son kitaptır. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nazil olmuştur. Ve bu kitap bin küsür seneden beri yeryüzünü aydınlatıyor, tenvir ediyor Kur'an-ı Kerim. Hiç eleştirilemeyecek bir şekilde, Allah'tan geldiği konusuna hiç şüphe götürmeyecek bir şekilde Allah'ın kelamıdır. E, yeryüzündeki bütün Allah'ın kelamları olan bütün Kur'an-ı Kerimler aynı kitaptır. Zerre kadar harflerinde bile e, bir değişiklik, bir farklılık yoktur. Allah'ın kelamı yeryüzünde e, bütün her yerde e, bulunabilir, yaygındır. Evet, Allah'tan kelam bizim günümüzü aydınlatıyor, dünyamızı aydınlatıyor, ahiretimizi açıyor. Öldükten sonra nereye gideceğimiz konusunda bize de çok detaylı bilgiler veriyor. Biz kör düşüne gitmiyoruz. Biz gözümüzü kapayarak gitmiyoruz. Biz önümüzü görerek gidiyoruz. Önümüzde ahiret onu, ahiretin olduğunu bilerek gidiyoruz. Evet ölüm var. Ölümden sonra ahiret var. Ahiretten sonra da ebedi bir hayat inşallah bizleri bekliyor. Bizi bize bunu kim söylemiş? Hani gidip gelen mi var derler. Bunu bize söyleyen Kur'an-ı Kerim'dir. kelam kadimdir. Allah'ın kelamıdır. Öldükten sonra kabir hayatı ve sonra ahiret hayatının olduğunu bize anlatan, bize yeminlerle ifade eden çok kuvvetli cümle yapılarıyla bize bunu ifade eden Kur'andır bize ahireti hatırlatıyor. Ahireti hatırlatmaktan öte çok ciddi şekilde ahireten haber veriyor. Gelecek o hayattan haber veriyor ve bizi ahirete hazırlıyor. Şimdi bu 8. sureti bu bilgiler üzerine Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada yazıyor. Evet gel ondan gelen, Allah'tan gelen bu fermanları sana okuyacağım. Bak bu mükerrer vaat, bak mükerrer vaat ediyor. Ve şiddetli tehdit, ed tehdit ediyor. Kesinlikle tekrar tekrar vaat ediyor. Ahiretin varlığı konusunda, cennetin varlığı konusunda, hesabın varlığı konusunda, mahşerin geleceği konusunda ve şiddetli tehdit ediyor. Çok şiddetli hiç şüphe götürmeyecek şekilde tehdit ediyor ki sizleri oradan alıp makar saltanatıma getireceğim. Evet o dünyadan sizlere alacağım. Makar saltanatıma getireceğim. Makar saltanat neresidir? Saltanat makamıdır. Pahi tahttır. Saltanatın kurulduğu makamdır. Tahtın kurulduğu yerdir. E, burası mecazi bir ifadedir. Tahtın kurulduğu yer. Yani e, ahirette bizim her şeyi göreceğimiz, ayan beyan her şeyi anlayacağımız her şeyi göreceğimiz, hiçbir şeyin yalan olmayacağını anladığımız, Kur'an'ın her haberinin doğru çıktığını gördüğümüz memlekettir ahiret. Makara saltanat gibidir. Yani buradaki bütün vaatler e, ahiretle ilgili, cennetle ilgili, cehennemle ilgili, hesa e, hesapla ilgili bütün vaatlerin orada gerçek olduğunu göreceğiz. Makara saltanat gibidir. Allah'ın e, saltanatının kurulu olduğu yer gibidir adeta. Oryesi getireceğim ve mutileri mesut, asileri mahpus edeceğim. İtaatkar olanları muti dediği Allah'ın kullarını, Allah'a itaat edenleri, ibadet edenleri, Allah'a iman edip, Allah'ı bilenleri tanıyanları, günahlardan uzak duranları ve Allah'a kul olanları mesud edeceğim. Saadet vereceğim bunlara. Asi olanları, isyan edenleri, Allah'ın ibadet, Allah'ın kulluğunu kabul etmeyenleri benim, benim diyenleri, kendisini e, adeta tesadüfe verenleri, yaratılışını e, Allah'a iman etmeyenleri, Allah'a e, küfredenleri, inkar edenleri e, mahpus edeceğim. Orada hesap var. E, onlara hesap soracağım. Allah'a itaat edenleri de mesut edeceğim bir alem. Onlara saadet alemi vereceğim. Onlara cenneti, e, isyankarlara cehennemi vereceğim diyor. Saygıdeğer izleyiciler, Kuran Kerim baştan sona haşirle dolu ayetlerde ayetlerden ibarettir. Eh, ahiret gününü bize anlatır, ebedi hayatı bize anlatır. Kuranın adeta üçten biri ayetlerin üçte birisi bize ahireti anlatır, haşiri anlatır, ebedi hayatı bize anlatır. Bu önemli çünkü bize Kur'an bundan haber veriyor, bizi ebedi hayata davet ediyor, bizim nasıl bir yere gideceğimiz konusunda net bilgilerle bizi aydınlatıyor. Estağfurullah. bismillahirrahmanirrahim. E, Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe idâ Yasin suresinde bir ayettir bu. Yasin suresinin son sayfasında bir ayettir. Bu insan bir nutfeden, bir damla sudan yarattığını, yarattığımızı görmez mi ki? Şimdi bir açık hasım, açık düşman, apaçık bir düşman kesildi. Nedir bu insan? Apa, apaçık düşman kesildi. Nedir bu insan? Evveliyatı, önceki, öncesi, önceki durumu nedir? Bir damla sudur. Daha önceki durumu nedir? Yoktur, hiçtir adeta. Sonradan bir damla sudan yaratmışızdır ve dünyaya getirmişizdir, dünyaya gelmiştir ee, ve belirli bir yaşa geldikten sonra apaçık bir düşman olup çıkmıştır. Kime? Yaratıcıya. Yaratıcıya düşman olunur mu? Allah'a düşman olunur mu? Ama insan e, bilmediği için Allah'a düşman oluyor. Oysa ayetler bu konuda çok net bir şekilde bize haber veriyor. Rivayete göre Übey bin Halef Mekke döneminde e, bir parça kurumuş, eski, tozlanmış, çürümüş kemik getirerek Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biraz da üfeleyerek ufalayarak, ya Muhammed bana bir cevap ver. Bakın bu e, tozdan ibaret bu çürümüş kemikleri sen diyorsun ki bu kemikler dirilecek diyorsun. Bu nasıl bir inançtır? Bu nasıl bir inançtır? Kemikler dirilir mi? Toz toprak haline gelmiş, çürümüş bu kemikleri. Ufalayıversem ufalayıp gidecek olan bu kemikler nasıl dirilebilir diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evet Allah diriltir seni de diriltir, onu da diriltir, bütün insanları da diriltir ve seni cehenneme sokar. Çünkü böyle bir e, inatsızlık, böyle bir itikatsızlık insanı cehenneme götürür. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Saygılarımla edir, izleyiciler. E, Ayet celile bundan haber veriyor. Yasin suresinin bu ayeti bundan haber veriyor. 77. ayeti, 78. ayeti de e, aynı olayın üzerine devam ediyor. Vadarabalene meselen Versiyah halka, Galme Yuhin izam vehi yaramim. İnsan yaratılışını unuttu da bize dar bir mesel getiriyor, bize temsil getiriyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek derken bize misal getirerek, kemiği eline alarak, ufalayarak, tozlandırarak, üfleyerek bu kemikler dirilir mi diye soruyor. Yahu bu kemikleri önceden kim yaratmıştı? Bu kemikler var mıydı? bir damla su değil miydi? Ve sonradan bu kemikleri yaratmadı mı Allah? Nasıl soruyorsun bu kemikleri kim diriltecek diye? Gale diyor ki meyyuhin ızam ve yaramim. Bu çürümüş kemikleri kim yaratabilir diye de soruyor insan diye ayetçiliğiyle burada e, soruyor. Sen de ki, kul de ki yuhi helledi en evvela merra. Ya bunları önce kim yaratmıştı arkadaşım? Önce yaratan kimdi? O yaratan şimdi de yaratacaktır. Bunu vaat ediyor. Allah yaratmayı bilir. Allah yaratmayı yapar, yapıyor. Her şeyi yaratıyor. Yerleri, gökleri yaratıyor. Dağları, taşları, suları, toprakları, insanları, hayvanları, bitkileri, melekleri, cinleri. Bütün her şeyi yaratıyor. Önümüze bize gösteriyor. E, dolayısıyla e, Allah her şeyi yaratır. Önceden kim yaratmışsa bu kemiği, sonradan da o diriltecektir yaratacaktır. Bunda anlaşılmayacak bir durum yoktur. Ve Vehhbe hal halkını alayım. O bütün yaratmaları bilir. Sakın yanlış düşünmeyin. Yanlışa gitmeyin diye Kur'an-ı Kerim ayetiyle bize bizi uyarıyor, bize haber veriyor. Ve haber ve haber vermeye devam ediyor. Yine ayet bir 81. ayet şöyle diyor ki e ve leysa ladayhi halikus semavati vel ard bikadir <laughs> an yakhluqa mislehum bala ve huvel Gökleri ve yeri yaratmıştır o. Gökleri ve yeri yaratan Allah onlar gibi daha nice nice alemleri yaratır. Sakın sakın yanlışa düşmeyin. Yanlışa düşmeyin. Ve huvel khallakul alim o hallaktır. O haliktir. O alimdir. O yarattığını bilir. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Kendi kendinizi yokluklara atmayın. Allah yaratıcıdır, Allah yaratır. Böyle düşünmeyin. Ahireti de yaratır. Ahiret gibi nice nice alemleri de yaratır. Ve sizi ahirete davet eder. Sizi ahirete davet eder. Kur'an-ı Kerim baştan sona yaratılışla ilgili bize haberler veren ayetler de doludur saygıdeğer izleyiciler. Dolayısıyla bu konuda Kur'an'da çok net ayetler vardır bizim tekrar yaratı, yaratılacağımızı, diriltileceğimizi, öldükten sonra yepyeni bir hayata gittiğimizi, ölümün hiçbir şeyin yokun, yok oluş olmadığını, ölümün yok yokluk getirmeyeceğini, ölümün bize yepyeni bir hayat getireceğini bize e, haber veren Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi burası 8. surette Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: Sizi oradan yani dünyadan alacağım. Makar'ı saltanatıma getireceğim. Beni anlayacağınız, beni bileceğiniz, beni tanıyacağınız başkentin gibi olan saltanatımın makar'ı gibi, tahtı gibi olan bu memlekete sizi getireceğim. Yani ahiret memleketine sizi getireceğim. Burada her şeyi ayan beyan açık şekilde göreceksiniz. Ve mutileri, mesut, itaatkar olanları mesut edeceğim. Asi olanları, isyan edenleri mahpus edeceğim bir memlekettir burası. O muvakkat yeri harap edip müebbet, müebbet sarayları, zindanları, havi diğer bir memleket kuracağım. O muvakkat yeri, geçici yeri, o dünyayı ki dünya muvakkat bir yerdir, fani bir yerdir. Ben o dünyayı harap edeceğim ve ebedi sarayları, zindanları bulunan bir memleketi tekrar kuracağım. Ebedi sarayları, zindanları olan memleket neresidir? E, ahiret yurdudur. Ebedi saraylar, cennet sarayları, cennet bağlı bahçeleri ehli imanı bekliyor. Ebedi e, zindanlar da cehennemin zindanları, e, kuyuları, derinlikleri, e, karanlıkları insanları bekliyor. Dolayısıyla böyle bir memleket kurulmuştur. Böyle bir memleket insanı bekliyor sevgili izleyiciler. Kur'an-ı Kerim de bütün bu memleketlerden bahsediyor. Yani insan kör bir aleme gitmiyor, kör kör gitmiyor. İnsan bilerek gidiyor sonuna doğru. insan bilerek gidiyor. İman ettiği zaman e, cennete, iman etmediği zaman, inkar ettiği zaman, yalanladığı zaman da hesap vereceği bir aleme insan gidiyor. İnsan gidiyor. Ve insan ne zaman gideceğini, bu yolculuğun ne zaman bu dünyada biteceğini, ebedi bir hayata adımını ne zaman atacağını bilmiyor. Ölümle öyle bir aleme doğru insan gidiyor. Hem vaat ettiği şeyler ona gayet rahattır. Rayiyetine gayet mühimdir. İki önemli husus var burada. Allah neyi vaat ediyor? Ebedi bir hayat vaat ediyor. Bu fani dünyanın insanları alacağını vaat ediyor. Bu fani dünya yıkacağını, harap edeceğini vaat ediyor ve bu fani dünyadan sonra ebedi bir hayatı kuracağını ve o ebedi hayata insanları alacağını vaat ediyor. Bu Allah için gayet rahattır. Bu vaat yapılmaz bir şey değildir. Bu vaat Allah'ın kudretine uygundur. Allah'ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır. Bu vaadi yapar, yerine getirir, dünyayı harap eder, dünyayı yıkar, ahireti kurar ve insanı ahirete götürür. Ahirette insanı yaratır. Allah'ın kudreti buna gayet rahattır. Bunu olmayacak bir şey gibi düşünmemek lazım. Kur'an bunu vaat ediyorsa bunu olmuş bilmek lazım. Olmuş bilmek lazım. Dolayısıyla bu vaat ettiği şeyler Allah'ın kudretine gayet rahattır. Artı rayiyetine gayet mühimdir. Rayyet kimdir? İnsandır. Kimdir rayiyeti? İnsandır, cinleridir, hayvanlarıdır, kuşlarıdır, ağaçlarıdır, yeryüzündeki canlılardır, insanlardır. Bunlar için gayet mühimdir. Yani dünya hayatı fanidir. İnsan da ister, sen de istersin. Ben de isterim ki bu fani dünyadan Allah bizi alsın, ebedi bir, mem bir memlekete bizi götürsün. Bu dünya fani. Bu dünyada kötülükler var. Bu dünyada aksilikler, musibetler, olumsuzluklar var, hastalıklar var, belalar var, gamlar, kederler var. Bu dünya fani bir hayat. Bu dünya yıkılır. Bu dünyada yaşlanılır. Bu dünyada hastalanılır. Hastalık var. Yaşlılık var. Hayat bu dünyada geçicidir. Bu dünya bizi yıpratıyor. Bizi fenaya atıyor. Bize fanilik getiriyor. Bizi yıpratıyor, yıkıyor bizi. Oysa Allah'ın bize alacağı ahiret hayatı ebedidir. Hayat orada ebedidir. Canlılık orada ebedidir. Orada yaşlanmak yok. Orada hastalık yok. Orada hayatın başına hiçbir bela gelmeyecek cennette. Ama cennette gelmeyecek. Cehennemde tabii ki orası zindandır. Orası hesap yurdu, orası hesaptan sonra ceza yurdudur orası ayrı. Dolayısıyla e, o ebedi hayat rayiyeti için çok mühimdir insanlar için çok mühimdir. Hiçbir insan bu dünyada fani şekilde yıprandığı, yıpranır bir şekilde kalmak istemiyor. Ebedi hayata gitmek istiyor insanlar. Evet, dolayısıyla ebedi hayat Allah için gayet rahattır. O ebedi hayatı kurmak insanlar için de gayet mühimdir. Aman Allah'ım o ebedi hayatı bir an önce adım atmak gerekir. Bu dünyanın faniliklerinden, yıkıcılıklarından, yıpratıcılıklarından kurtulmak gerekiyor. Bunu herkes söylüyor. Vaadinde hulf ise izzet iktidarına gayet zıttır. Vadinde hulf nedir? E, yalan söylemesidir. Vadinde e, ihtilaf, ihtilafa düşmesidir. E ben vaat etmiştim ama yapamıyorum. Gücüm yetmiyor. Artık ben Dünyayı yıkamıyorum ya da yeni bir hayatı getiremiyorum. Sizi ebedi hayata alamıyorum tarzında bir e, sözünde yalancılık adeta e, Allah muhafaza Allah için söz konusu değildir. E, Allah sözünde hulfetmez Allah bir şey vaat etmişse onu yapacak bilmek gerekir. Onu Allah yapacaktır. Dolayısıyla Kur'an baştan sona vaatle doludur bize. Ahireti vaat eder, ebedi hayatı vaat eder baki bir hayatı vaat eder, yıkılmayacak olan bir hayatı vaat eder, bizi ebedi hayata alır Kur'an. Dolayısıyla bu Allah'ın vadidir, Allah'ın vadinde hulf ve hilaf yoktur, yalancılık yoktur. Allah vaadinde hulf etmez. Dolayısıyla bu Allah'ın izzet iktidarına gayet zıttır. İktidarın izzetine, onuruna, haysiyetine zıttır. Böyle bir şey olmaz. Allah yapmayacağı bir şeyi vaat etmez. Yapacağı şeyleri vaat eder ve bunu da önümüze getirir. Ne zaman göreceğiz? E bu dünyadan gittikten sonra göreceğiz. Bu dünyada yaşıyoruz biz bu dünyada göremeyiz. Bu dünyada iman gerekir. İnanç gerekir. Allah'ın vaadine iman etmek gerekir. Allah'ım amin ve sattakta yaparsın demek ve buna iman etmek gerekir. Bu dünyada Allah'ın vaatlerine iman etmeli ama bu dünyadan gittikten sonra ebedi hayatta Allah'ın bütün bunları nasıl yapacağını Göreceğimiz bir hayattır orası. İşte bak ey sersem. Ey sersem. Yani bunları inanmayan insanları sersemle, sersem ifadesiyle Üstad Hazretleri anıyor. Dünyaya inanan, sadece dünyada yaşayacağını düşünen, e, ahirete inanmayan, dünyadan sonra ebedi bir hayatın geleceğine inanmayan, itikatsız, inansız insanlar sersemdirler, sersemdirler. Başı hoşturlar başı boşturlar, inancı boşturlar. Evet işte bak ey sersem sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyorsun. Yani insan bunları inkar ederken dayandığı bir hakikat yok. Ebedi hayatı inkar ederken ahiret gelmeyecektir, ahiret yoktur derken, ölüm sondur derken, ölümden sonra yeni bir hayat yoktur derken insanın dayandığı hiçbir hakikat yok saygıda Yalancı vehminden başka, hezeyancı aklından başka, aldatıcı nefsinden başka insan hiçbir şeye dayanmıyor. Boş bir e, hayale dayanıyor, boş bir akla, hezeyancı bir akla dayanıyor. Akıl hezeyan savuruyor. Ha bir bil, belgesi, bir bilgisi, bir hakikati olsa yok böyle bir şey. Sadece itikatsızlığı var, sadece inatsızlığı var, sadece imansızlığı var. Ve insan imansız aklını, hezeyenci aklını, yalancı vehmini tasdik ediyor. Görmediğime inanmam diyor. Ahiret yoktur diyor. Ölümden sonra ölüm, yeni bir hayat yoktur. Ölüm sondur diyor. Görmediğim için inanmam diyor. Ve bunu tasdik ediyor. Ve hiçbir vecihle hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilaf haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen işler sıdkına şehadet eden bir zatı Cenab-ı Allah'ı tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun. Elbette büyük bir cezaya müstahak olursun. Evet saygıdeğer izleyiciler burada Üstad Hazretleri Cenab-ı Allah'ın ebedi sıfatlarının birkaçını sayarak, zikrederek Allah'ın hiçbir şekilde yalan söylemediğini, yalan söylemeyeceğini, buna mecburiyeti olmadığını, Allah'ın sözlerinde kiz olmadığını ifade ediyor. Hiçbir şekilde Allah'ın hulfe hilafa mecburiyeti olmayan bir yaratıcı olduğunu, hiçbir cihette hilaf haysiyetine, onuruna, izzetine yakışmadığını neden yalan söylesin yahu? Neden yalan söylesin? Allah'ın izzetine yakışır mı yalan söylemek? Allah'ın haysiyetine, onuruna yakışır mı yalan söylemek? Yapmayacağı bir şey yapacağım der mi? Ebedi bir hayatı getireceğim diyorsa, Baki bir hayat var diyorsa, e, öldükten sonra bütün kemikler dirilecek, bütün insanlar dirilecek, bütün insanlar yeni bir hayata kavuşacak diyorsa, olacaktır bu. Bu olacaktır. O zaman buna neden inanmayalım ki? Bunun inanmamanın hiçbir gerekçesi yoktur. Hil, hu, 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 hil hilaf, hulf, his Allah'ın e, kudretine yakışmaz, yaraşmaz. Hilaf Allah'ın haysiyetine yakışmaz bütün görünen işler, bütün gördüğün işler, yeryüzü, gökyüzü, dağlar, taşlar, yıldızlar, topraklar, taşlar, her şey Allah'ın sıdkına, doğru söylediğine şehadet ediyor. Her şey Allah'ın doğru söylediğine şehadet ediyor. Allah'ın şehadeti, şehadet kelimesidir her şey. Dolayısıyla böyle bir zatı sen tekzip ediyorsun, yalanlıyorsun, Yerleri gökleri Allah yaratmıştır, önüne koymuştur, seni içine almıştır, seni burada yaşa, yaşamanı sağlamıştır. Yaşıyorsun kim yarattı gökleri ve yerleri? Ve diyorsun ki yarın ahireti kurmayacak, ebedi hayatı getirmeyecek, baki bir hayatı kurmayacak diyorsun. Ve Allah'ı yalanlıyorsun. Bu ne kadar büyük bir bühtandır, ne kadar büyük bir faciadır senin için. Sakın böyle bir şey yapma. Gökleri ve yeri yaratan Allah yalan söylemez, ebedi bir hayatı kurar yaratır ve senin önüne getirir. Sen yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini sakın sakın doğrulama, tekzip etme, e, tasdik et ve tekzip et onları. Tekzip et pardon. Çünkü onlar yalancıdır, aldatıcıdır. Misalın şuna benzer ki bir yolcu güneşin ziyasının gözünü kapıyor, hayaline bakıyor, vehmi vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Misal anlaşıldığını bilmiyorum. Şimdi kocaman bir güneşin aydınlığına giden yola giden insan bir yolcu güneşin o koca her şeyi kuşatan ışığından gözünü kapatıyor. Gözünü kapıyor karanlık bir yolda gider gibi karanlık bir şekilde hayaline bakıyor. hayaline görüyorsa hayaliyle beraber gitmek istiyor. Yıldız böceği gibi Kafa fenerinin ışığıyla ben yolumu bulurum diyor. Gözünü kapatıyor, yola revan oluyor. Halbuki gözü kapalı yola gidemez, yolu şaşırır, başka yerlere gider insan. E, halbuki güneşin ışığı her şeyi kuşatmıştır, insan her şeyi görebilir. Güneşin ışığının gözünü kapayıp, gözünü kapayarak kafa fenerimle giderim demek e, akıl işi değildir. Bu akıl işi değildir, bu hezyandır. Bu hezyandır. İnsan buna benziyor. Allah bütün dünyayı, bütün ahireti, bütün alemi aydınlatmışken Allah'ın kelamı bilgi vermişken insan gözünü kapatıyor. Ben kafa fenerimle bildiğim gibi giderim. Allah'ın ayetlerine inanmam. Haşa ve kella. Allah'ın vaadine inanmam. Allah'ın gücüne, kudretine, yaratıcılığına inanmam. Ben yoluma giderim demek karanlık bir yolda gitmek demektir. Bu karanlık böyle girmemek lazım. Madem vaad etmiş yapacaktır. Vaat eden Allah'tır. Ebedi hayatı getireceğim diyen Allah'tır. Vadim ki vaat etmiştir, yapacaktır. Halbuki ifası ona çok rahat ve bize ve her şeye ve ona ve saltanatına pek çok lazımdır. İfası yani vaat ettiği şey yerine getirmesi, ebedi hayatı kurması, mahşeri kurması, cenneti ve cehennemi kurması ve insanı o alemleri alması, mahşede hesabını sorması, neden bunu yaptın demesi ve insan yaptıklarının hesabını verdikten sonra iyi insanları, amel salih sahibi olanları cennetine alması ve günahkar insanları, hesabını vermeyen insanları da azap yurdu olan cehennemine alması Allah'ın vaadidir. Allah'ın vaadidir. Bunu yapmak Allah'a çok rahattır, zor değildir, kolaydır bize çok lazımdır. Her şeye çok lazımdır. Allah'a da çok lazımdır. Saltanatına da çok lazımdır. Bunu yapması gerekir. Çünkü eğer bunu yapmazsa bu fani dünya kısır, eee, epter, soyu kesilmiş, sonu adeta gelmiş, kurulmuş bir dünya haline gelir. Damı yapılmamış olur. Evet, duvarlarını yapmış bir insan duvarların damını yapmadan evini tamamlamadan bırakmaz evini tamamlar ve içine girer. Bu dünyanın damı adeta ahiret yurdudur. Gelecektir madem ki bu dünya vardır, ahiret yurdu vardır ve gelecektir. Bu dünyada haksızlıklar yok mu var, bu dünyada zulüm yok mu var, bu dünyada insanlar birbirlerinin haklarını, hukuklarına geçmiyor mu geçiyorlar. Kim bunların hakkını soracak, kim hak ve hukuk verecek, kim adalet yargılayacak, kim hesap soracak. Evet mahşer günü vardır, hesap sorulacaktır zalimlerden Allah hesap soracak ve mazlumların hakkını zalimden alacaktır. Böyle bir mahşer kurulacaktır. Bu Allah'ın kutsiyetine çok lazımdır. Allah için kolaydır, rahattır. Bizim için de çok önemlidir, mühimdir, saygı Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vardır. Bir ebedi mahkeme, büyük bir mahkeme vardır. Bir ebedi, büyük bir saadet vardır ve bu saadet insanı bekliyor. Ahiret yurduna insanı bekliyor. ve hepinizin ebedi saadet yurduna gitmenizi Cenab-ı dua ediyorum, niyaz ediyorum. E, sağlıcakla kalın. Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.